İstanbul'daki çekimlerimize devam ediyor ve şimdi de Bağcılar'da tekstil sektöründe faaliyetlerini sürdüren Berra Grup Tekstil'i getiriyoruz ekranlarınıza. Firmanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Kızılkaya'yı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Şimdi Mustafa Kızılkaya kimdir? Mustafa Kızılkaya 1983 doğumunda Adıyaman Gerger Güngörmüş köyünde doğan, ilkokulu orada mezun olan, 1999 depreminden sonra İstanbul'a gelen, tekstil sektöründe çalışmaya başlayan, atölye kısmından başlayıp yöneticiliğe kadar yükselen, askerlikten sonra şirket kurup askerlikten sonraki şirketi de bu düzeye taşıyan vatandaşın biridir. Eyvallah. Türkiye Cumhuriyeti'nde hizmet eden vatandaşın Eyvallah. Biridir. Şimdi bundan yarı sıra ilkokul mezunuyum. Açıktan okumaya devam ediyorum. Okumanın yaşı ve sınırı olmadığını kesinlikle düşünüyorum. Her renkten, her görüşten kitaplar okurum. Bütün liderlere saygım vardır. Kişinin 10 tane temsilcisi varsa bir lider sayılır ve lidere, bütün liderlere, bütün yöneticilere, bütün emekçilere, bütün dürüst hizmet sarf eden vatandaşların tamamına saygı duyan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Berra Grup olarak 27 Şubat'ta kuruluşunu yaptık. Burada da yaptık. Bu adreste yaptık. Şimdi üretimimiz nelerdir? Üretimimiz penye dış giyim. Penye aynı şekilde alt eşortman grubu, sporcu kıyafetleri, örmede tekrar çocuk kıyafetleri ve bebek kıyafetleri üretiyoruz. Parkurumuz nedir? Parkurumuz bizim 45 tane makinamız mevcuttur. Örme üzerine ütü paketimiz mevcuttur. Şu andaki çalışan personel sayımız arkadaşlarla beraber 20 kişiyiz. Evet. Kapasitemiz daha geniş ama çalışan ekip arkadaşları bulmakta zorluk çekiyoruz. Bulamadığımız için bu sayıyla çalışmaya devam ediyoruz. Bizim aylık üretimimiz ele aldığımızda 30-35 bin adet kendi içerimizde üretiyoruz. Yanı sıra kendi ihracatlarımız var. Bu da aylık bazında değişiyor. Hollanda, Dubai, İngiltere, Almanya, Norveç, Avusturya. Şimdi Berra Grup olarak biz ürünlerimizi internette satışa sunacağız. Bizim ürünlerimiz çok hızlı sirkülasyon olacak ürünler değil. Bizim ürünlerimiz sıra dışı, marjinal, her kesimin giyebileceği, kilolusuyla, zayıfıyla, genciyle, yaşlısıyla, açıyla, kapalısıyla herkese hitap edebilecek ürünlerimiz mevcut. Şimdi tasarımdan, çiziminden, model üretimine kadar hepsi kendi bünyemizde. Tasarımcımız ayrı var, modelistimiz ayrı var, model makinacımız ayrı var, model programlarımız ayrı var, evet. Yazılımları ayrı var. Kendi bünyemizde uğraşıyoruz. Ama tabii ki destek aldığımız yerler var. Destek aldığımız yerler nedir? Bunun adliye çalışmasında kullandığımız aksesuardır. Baskısıdır, nakışıdır. Benzeri bayan giyiminde kullanılan aksesuarlardır. Bunları dışarıda temin ediyoruz. Ama geri kalan her şeyi içeride üretiyoruz. Şimdi marka oluşmakta zorlanıyoruz. Sebebini ben şu şekilde tespit ediyorum. Kıyaslama yaptığın hiçbir şeyde başarılı olamaz. Çok hızlı sirkülasyona giren hiçbir ürün marka değildir. Kontrollü bir şekilde üretilen her ürün her sektörde marka olur. Çünkü kontrol elindedir. Ama çok hızlı bir şekilde büyüyen bir marka da yoktur. Ucuz bir kalite olamaz.